Denizli Belediye Başkanı, Barolar Birliği temsilcimiz, Nazilli AK Parti İlçe Başkanı, Nazilli CHP İlçe Başkanı, Nazilli MHP İlçe Başkanı, Muharip Gaziler Derneği, Kadın Girişimciler Kurulu ve Nazilli Ticaret Odası olarak Nazilli Ticaret Borsası ile birlikte basın açıklaması ile bugün buradayız. Hepiniz hoş geldiniz. Şu an 81 ilde Türkiye'nin önde gelen 30'a yakın meslek örgütü, sendika, konfederasyonu, siyasi ve sivil toplum kuruluşları hep birlikte bu açıklamayı yapıyoruz. Bizler her kritik dönemde milletimizin, devletimizin yanında durduk. Üstlendiğimiz sorumluluğun hakkını vererek hareket ettik. Bugün de İdlib'de gerçekleşen hain saldırıya ilişkin ortak tepkimizi gösteriyoruz. Öncelikle vatanın huzuru, güvenliği ve mazlumları müdafaa etmek üzere üstlendikleri görevde şehit olan tüm kahraman askerlerimizin ruhları şad olsun. Rabbim şehitlerimizin mekanını cennet eylesin. Yakınlarına sabır ve metanet, yaralılarımıza acil şifalar nasip eylesin. Milletimizin başı sağ olsun. Askerlerimiz İdlib'de hem ülke sınırlarımızı hem de mazlumları korumaktaydı. Zira Suriye'de yaşanan zulümlere, yüz binlerce sivilin zalimce katledilmesine, milyonların evinden, toprağından sürülmesine dünya sessiz kaldı. Türkiye'nin barış ve huzur odaklı çabalarıysa ne yazık ki pek çok ülkede karşılık görmedi. Buradan tekrar sesleniyoruz. Karşımızda insanlıktan nasibini almamış, tüm ahlaki, insani ve dini değerler hiçe sayan, kendi yurttaşlarını bile topraklarında neden, canlarına kasteden zihniyete sahip bir rejim bulunuyor. Suriye'yi her geçen gün daha ağır bir yıkıma sürüklüyor. İşte rejim güçleri son olarak da yapılan anlaşmalara uymayarak askerlerimizi kalleşçe pusuya düşürdü. Bu saldırı asla kabul edilemez. Dolayısıyla masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğini de açık tehdit oluşturan bu rejim unsurlarına karşı sessiz kalmamız beklenemez. Tarihi ve kültürel bağlarımız bulunan rejimin zulmünden kaçan Suriyeli kardeşlerimizin yaşama hakkını korumak tarihi, insani ve vicdani sorumluluğumuzdur. Türk devleti ve ordusu bugüne kadar Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatıyla terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde vermiştir. Elbette bu acımasız saldırının sahipleri bunun bedelini ödeyecektir. Bahar Kalkanı harekatıyla da bu bedeli ödemeye de başlamışlardır. Şunu da herkes bilsin ki biz her türlü zorlaşmasını bilen bir milletiz. Mevzubahis vatan olunca tüm siyasi ve fikri ayrılıkları bir tarafa bırakırız. İşte şimdi de birlik ve beraberlik içinde hareket eden sabır ve dayanışma gösteriyoruz. Ülkemizin menfaatleri her şeyin üstünde tutuyoruz. Bugün her zamankinden daha güçlü şekilde biriz, bütünüz ve birlikteyiz. Türkiye'nin tüm kesimlerini temsil eden siyasi, mesleki ve sivil toplum örgütleri olarak bayrağımızın altında kenetlendik. Katil rejime karşı kararlı şekilde mücadele eden devletimizin ve kahraman ordumuzun yanındayız. Alınacak her kararın, atılacak her adımın arkasındayız. Cenab-ı Hak ülkemizi korusun. Milletimizin birliğini ve dirliğini muhafaza etsin. Ordumuzu muzaffer kılsın. Teşekkür ederim. Topun önceliğinde burada bulunduk. Ticaret odası, ticaret borsası. Ben burada başkanıma teşekkür ederim. Bizler asker olarak Türk ulusunun emrinde idik. Bugün gene aynı. Türk ulusunun emrindeyiz. Yaşımız her ne kadar geçmiş olsa da dahi savaşta bir şeyler yapabileceğimizin karşısındayım. O şehitlerimizin ruhu şad olsun. Şu anda orada savaş mücadelesi veren Mehmetçiklerimize başarılar dilerim. Bizler eğer bize imkan verilirse biz onların yanında moral için gitmeye hazır olduğumuzu burada açıkça beyan ederim. Teşekkür ederim. Evet Sayın Başkanım, sizden bir şey var. Tüm Nazilli'de bütün halkımızla, bütün sivil toplum örgütlerimizle, bütün partilerimizle, Nazilli'deki yaşayan tüm vatandaşlarımızla el ele, gönül gönlüyle, şehitlerimiz için saygı yürüyüşünde bulunduk.
tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. En güzel cevabı ve en güzel beyanatı dün Nazilli tek bir yumruk, tek bir yürek, tek bir akıl olarak vermiştir. Katılan veya katılamayan bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu değerli basın açıklamasının nedeniyle de Sayın Başkanımıza, iştirak eden değerli başkanlarımıza hepsine teşekkür ediyorum. O da ben Sayın Başkanıma ve ev sahibi için çok teşekkür ediyorum. Yani içinde bulunduğumuz durum itibariyle birlik ve beraberliğimizin gösterilmesi ve dışa vurum açısından anlamlı günlerden biri. Dolayısıyla kendilerine tekrar ben huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Diğer katılımcılarına da çok teşekkür ediyorum. Bu vesileyle de tekrar şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Sizlere de katılmanız için çok teşekkür ediyorum. Öncelikle milletimizin başı sağ olsun. Bir Kürşat Engin Özyen Başkanımızın başkanlığında Nazilli'de milletimiz bir araya geldi. Toplumumuz şunu gösteriyor ki biz tasada ve sevinçte bir araya gelebiliyoruz. Çok zor dönemden geçiyoruz. O yüzden yaşanan bu büyük acıda bir arada olmamız bizler için çok önemli. Bundan sonra daha bu tür şeylerin yaşanmaması için yine birlik ve beraberlik içerisinde durup toplumumuzun bir arada olması için gereken her türlü çabayı göstereceğiz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Tekrar milletimizin başı sağ olsun. Başkanımıza da bu basın açıklaması düzenlediği için kendisine teşekkür ediyorum. Sağ olun. Nurettin Başkan. Hepimizin başı sağ olsun öncelikle. Bu kötü günler elbette bir gün sona erecek. Tabii vatan, toprak, her şey bizim için önemli. Yan komşunuzda yangın çıkarken biz sessiz kalırsak o yangın elbette bizi bugün bulacak. Umuyorum ki bu işler en kısa dönemde biter. Sorunsuz bir şekilde biteceğine inanıyorum. Tabii ateş düştüğü yere yakıyor. Yani ailelere Allah sabır versin diyorum. Hepimizin başı sağ olsun. Aziz milletimizin başı sağ olsun. Şehitlerimiz içimizi yakıyor. Farklı siyasi görüşlerden, farklı fikirlerde olan insanlar bu tarz durumlarda bir olup, bir yumruk olup birlik ve beraberliğini tüm dünyaya defalarca göstermiştir. Çanakkale ruhu, 15 Temmuz ruhu. Şimdi bulunduğumuz zamanda bu millet zor zamanda her zaman birlik olup bütün güçlüklerin üstesinden gelmiştir. Allah'ın izniyle yine başaracağız. Teşekkür ederiz. Evet, teşekkür ederiz arkadaşlar.